Efendim merhabalar, ben Tayyar Işık Saçan, İşkolik'tesiniz. Bugün Engin Kara'yı ağırlıyorum, WBI Ambalaj CFO'su, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de biz teşekkür ederiz. Bize birazcık WBI'yi anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Kaç yıllık bir şirket? WBI Ambalaj yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Merkezi Florida, Amerika Birleşik Devletleri Florida'da bulunan bir kutu üretim, alım satım yapan bir firma. İmalatı Türkiye'de midir burada? İmalatı Türkiye'de, burada yapılıyor ve Florida'daki depolarımıza aktarılıyor. Oradan da Amerika'nın çeşitli eyaletlerine satışları gerçekleştiriliyor. Ağırlıklı olarak fast food sektöründe faaliyette bulunuyoruz. Eğer Amerika'da bulunduysanız mutlaka bizim ürünlerimize temas etmişsinizdir. Sadece Amerika için mi üretim var? Ağırlıklı olarak Amerika, ancak yakın dönemde Avrupa pazarına da giriş yaptık. Özellikle İngiltere ve Almanya ve Belçika'da ufak satışlarımız başladı. Ama ağırlıklı pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. Neden Türkiye'yi tercih ettiler böyle bir iş için? Yani imalattaki fiyatsal mıdır, üretim maliyetlerinin azlığı mıdır? Öncelikle Türkiye'deki pozitif üretim kapasitesi ve çok ciddi bir üretim yatırımı yaptık bu anlamda. Türkiye'deki iş gücü kalitesinin yüksek olması, tabii ki maliyet avantajları Türkiye'deki yatırım için önemli noktalardan. Ya bunu sormamdaki sebebi daha çok bu tip böyle imalat konusunda uzak doğuyu tercih ettikleri için. Neden Amerika gibi bir yere Türkiye üst olarak seçildi, onu merak ettiğim için sordum. Mesafenin yakın olması, üretim kalitesi burada temel belirleyici faktör olarak söyleyebilirim. Anladım. Peki kalabalık bir kadromuz, Türkiye'deki kadro? Makine yoğun bir üretim yapıyoruz. Yani çalışan sayımız şu anda 30. Ancak makine yoğun bir üretim olduğu için çok fazla bir personel iş gücü ihtiyacı olmuyor. Peki talep var mı? Bize de yapın bu işi ya da işte biz kendimize yapıyoruz ama artık yavaş yavaş açılalım ve büyük pazardan daha bir geniş alanı biz elde edelim. Buna bir hazırlık var mı? Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük firmalarla çalışıyoruz. Şu an için bu firmalarla devam ediyor olacağız. Ancak ilerleyen aşamalarda bu da mümkündür. Yıllık kapasite nedir? Yıllık kapasite tabii yeni makine yatırımlarımızla 30 ila 40 milyon kutu olarak söyleyebiliriz. Tabii farklı segmentlerde kutular üretiyoruz. Bir kısmını da alıp satıyoruz. Yani alım satımını yaptığımız da var. Üreterek gönderdiklerimiz de var. Yani pandemi süreci Türkiye açısından değerlendirilebilir bir süreç olsaydı diye düşünüyorum şahsi fikrim. Uzak Doğu'nun bu üretici pazara hükmeden yönünü biz belki kendimize çevirebilirdik her alanda. Evet. Siz dünyanın en büyük ülkelerinden birinin buradaki iş gören kolunun başında biri olaraktan biz bu konuda birazcık geç mi kaldık? Yani o pandemi sürecinin arkasından üretici ülke olmak konusunda gerekenleri yapmakta ya da pazara kendimizi göstermek konusunda biraz geç mi kaldık? Aslında şöyle söyleyeyim, tabii ben kendi sektörüm adına konuşmam gerekirse, biz pandemi sürecinde aslında bu süreci olumlu, pozitif olarak değerlendirdik. Bu dönemde çeşitli ön yatırımlarımızı, çalışmalarımızı yaptık. Ve Amerika'daki pazarımızı da ilerleyen aşamalarda büyüterek çalışmalarımıza devam ettik. Şimdi birazcık da tabii yabancı yatırımcının bu ülkeyi tercih etmesi konusunda. Türkiye'nin gelecekteki pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Yani biz pazara hakim olma konusunda ya da yabancı yatırımcının bizi cazip ülke görme konusunda eksiklerimiz ya da daha çok yapmamız gerekenler bir iş adamı olarak, bir yönetici olarak nasıl bakış açınız, nelerde iyiyiz, nelerde kötüyüz? Yabancı bizi niye tercih etmeli?
Öncelikle dinamik bir nüfusumuz var. Oldukça kaliteli iş gücümüz var, kendi sektörüm açısından söyleyeyim. Bir defa tabii ki kaliteli insan gücü ve kaliteli üretim burada bizi tercih etmelerinin en önemli nedenleri. Son dönemde ülkemizdeki gelişmeler ve bu gelişmeleri paralel olarak biz de kendi firmamızı bu anlamda sürekli kapasitemizi arttırarak büyüyoruz. Ve ürünlerimizin kalitesiyle birlikte Amerika'da tercih edilen ürünler üretiyoruz ve her geçen günde Amerikan pazarındaki payımızı step step artırıyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben WBI ambalajda bir yıllık dönem içerisinde bulundum ama ondan öncesinde ambalaj sektöründe çalıştım. Özellikle Elif Plastik Uhtamaki firmasında bir 6 yıllık süreçlerde bulundum. Ondan öncesinde de farklı sektörlerde mali işler alanında yönetici olarak çalıştım. Şimdi Türkiye'nin yeni bir yüzyılı yeni bir seçim arkasından çıktık. Yerel bir yönetime gideceğiz ama artık bir 5 yıllık yol haritası belli. Hem yurt dışında iş yapan firmalarla yakın temasta olduğunuz için hem ekonominin içinde biri olarak Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ben Türkiye'nin geleceğini pozitif olarak görüyorum. Çünkü daha önce belirttiğim gibi yetişmiş insan gücü, teknoloji yatırımlarımız ve kaliteli ürün üretiyor olmamız bizim yurt dışı pazarlarda, Amerikan pazarında, Avrupa pazarında tercih edilen firmalar olmamızı ve bu anlamda da ülkemize çok ciddi döviz girdileri sağlamamızı, ekonomimizi büyütmemiz anlamında katkısı olacaktır. Ben pozitif olarak görüyorum. Peki şimdi bizi seyreden bir sürü genç kardeşimiz var. Hayata yeni atılanlar var, atılmak evet. üzere olanlar var. Okulu bitirecekler ve evet. ya iş hayatı için bekleyenler var. Bir abiler olarak, tecrübeli bir iş adamı olarak, bir yönetici olarak genç kardeşlere neler tavsiye ediyorsunuz? Neler yapmalılar? Bir de şimdi bir tercih dönemi var, üniversite evet. tercihi yapacaklar. Onları bir yönlendirseniz tecrübelerinizle. Türkiye'nin yeni geleceğinde yer alabilmeleri için, dünyanın gelişen vizyonunda bir şeyler yapabilmeleri için doğru hamlelerde neler yapmalılar? Tecrübelerinizden biraz faydalansınlar. Tabii şöyle, ben yaklaşık 27 yıldır mali işler alanında farklı sektörlerde çalışıyorum. Özellikle son 10 yıldır, 10 yıla yakın ambalaj sektöründe yer aldım. Bir defa öncelikle yabancı dil. Bir yabancı dili, özellikle İngilizceyi mutlaka iyi derecede kullanabilecek düzeyde eğitimlerini almalılar. Onun dışında tercih ettikleri alanlarla ilgili olarak kendilerini yetiştirmeliler. Sadece lisans eğitimi yeterli değil. Bu anlamda artık global bir dünyada yaşıyoruz. Artık bir tuş kadar yakın bilgiye ulaşmak. Bu anlamda yurt dışındaki gelişmeleri mutlaka takip etsinler. Lisans alanındaki uzmanlıkları ile ilgili dünyadaki diğer eğitmenlerden de mutlaka faydalansınlar. Bir kere yabancı bir tane de yetmiyor değil mi artık? Yani geldiğimiz yüzyılda. İngilizce evet artık yetmiyor. Gelişen pazarlar dünyanın dinamik yapısı içerisinde. Yani Rusça, özellikle Çin, Çin'le olan ilişkiler nedeniyle Çince gibi farklı dillerde bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle mühendislik alanında ise bir Almanca mutlaka bilmelerinde fayda Peki, var. Peki sizin sektörü tercih etmeleri için birazcık da bize o kanı da açın. Yani sektör olarak söylersem artık dünyamız sürekli kirleniyor. Dolayısıyla artık dönüştürülebilir ürünlere yönelik sektörler, yıldızı parlayan sektörler. Biz de aslında dünyamızı kirletmeyecek ve dönüştürülebilecek ürünler ürettiğimiz için özellikle ambalaj sektörü bu anlamda tercih edilebilir. Biz karton malzeme üzerinden ürünler üretiyoruz. Bunlar dönüştürülebilir ürünler. Dolayısıyla böyle dünyamızı az kirletecek ve dönüşümü sağlayabilecek sektörler gelecek dönemde yıldızı parlayan sektörlerdir. Bu alanlara ilgi duymaları faydalı olur diye düşünüyorum. Peki son bir sorum daha.
Şimdi kaç yıldır bu sektördesiniz? Önce onu sorayım. Ya ambalaj sektörü olarak yaklaşık 10 yıla yakın diyebilirim. Ama mali konularda? Mali konularda 27 yıl. 27 tabii bu yıl. 20 yıllık zaman zarfında sadece ambalaj sektörü değil, işte telekomünikasyon, sigara üretim firmaları, işte enerji firmaları gibi yerli ve yabancı firmalarda bulundum. Şimdi Engin Beyciğim, siz bir yönetici olarak, ben şimdi dışarıda konuştuğum genç kardeşlerimin hep şöyle bir derdi var. Herkes kendi işini yapmak istiyor. Yani çocuklar patron olmak istiyorlar. Ama biraz önce anlattığınız bütün bunları yapabilmeleri için bir basamak lazım. O basamağın bile şartları ağır. Öyle hemen birdenbire olmuyor tabii, aile ekonomileri falan. Ya benim bir şeyim var ama ya ben bunu adamlara anlatmak istiyorum veya tanıtmak istiyorum. Ya da ne bileyim işte, ya orada bir firma var ama buna da ihtiyaçları olabilir. Bu çocuklara girişimci olabilmeleri için bir abi olarak bir yol açsanız onlara. Yani ne yapmaları lazım? Nasıl bulmaları lazım oraları? Sadece internet mi bu çocuklar için yol olmalı oraya? Ya şöyle söyleyeyim, tabii birçok yol, yöntem olabilir. Bir defa kesinlikle pozitif düşünsünler. Hiçbir zaman denemekten yılmasınlar. Şöyle söyleyebilirim, girişimcilik alanında dünyada çok başarılı örnekler var. Bu insanların hayat hikayelerini inceleyebilirler. Onun dışında Türkiye'deki başarılı örnekler var. Bu firmalarla, bu kişilerle bir şekilde iletişime geçebilirler. Çok zor değil. İnternetle, iletişim kanallarıyla. Eğer yaptıkları işe ve ürüne gerçekten inanıyorlarsa emin olun mutlaka bunu destekleyecek birilerini bulurlar diye düşünüyorum. Efendim, bugünkü program konuğum WBI Ambalaj CFO'su Engin Karay'dı. Benim bile ufkumu açtı Engin Bey. Genç kardeşlerim için çok önemli bilgiler verdi. Bir başka programda yine değerli bir konukla karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.